Efendim, Borsa İstanbul'u sektörleri ve öne çıkan hisseleri konuşacağız. Info yatırıma gidiyoruz. Satış ve pazarlama direktörü Sertaç Ekeke bizlerle beraber. Sertaç, merhabalar, günaydın, kolay gelsin. Günaydın, merhaba, iyi haftalar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi önce geçtiğimiz haftayı böyle bir kısa değerlendirerek başlayalım. Enflasyon beklentilerin altında kalıp 1.64'lük bir rakama ulaşınca bizler geçtiğimiz hafta borsada hızlı yükselişleri gördük. Acaba faiz indirim beklentileri öne çekilir mi fiyatlamasıyla? Faiz indiriminin lehine çalışabilecek sektörlerde işte bankaları burada takip ettik ama gayrimenkul yatırım ortaklıkları cephesinde de yükselişler varken sigorta bir nebze yönünü aşağıya çevirdi. Bu sefer kademeli faiz artışında yükselen sektörlerin tam tersi yönde bir fiyatlama arayışı olduğunu gördük. Ne dersiniz? Neler yaşadık ve bu haftadan neler beklemek lazım? Ya aslında şu teknik seviyelerde de önemli noktalardaydık. Hani 10.900 seviyesini kıramayan ve hacim oluşturamayan bir endeks vardı. Düzeltmenin bahanesi de işte vergi baskısıyla birlikte geldi. 10.250'lere doğru böyle geri çekilmiştik. 10.250'yi de önemli bir destek attı. Hem ortalamaların birlikte hem trendi test ettiğimiz bir noktadaydık. Burada da tabii ki enflasyon desteği geldi. Enflasyonun böyle gelmesi özellikle Merkez Bankası'nın hedeflerinin iddialı olması açısından da oldukça önemli. Çünkü bundan sonraki istikrarlı patikada enflasyon verilerinin Temmuz-Ağustos'ta bir miktar daha işte mevsimsel etkilerden kaynaklı aşağı gelmesi ama son dönemdeki vergi farkıyla birlikte hafif yukarı eğilim göstermesi beklenirken Haziran aslında denklemin bir miktar dışına çıktığımız bir süreç oldu. Ben özellikle İstihdam datalarında Fed'in elinin güçlendiğini düşünüyorum. O yüzden Eylül patikasında Fed tarafından bir faiz indirimi ihtimali var. Bu da bizim elimizi faiz indirim konusunda güçlendiriyor ki biz de o yolda olduğumuzu göstermek isteyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden sonbahar itibariyle faiz indirim patikasında hem Fed'in hem bizim olacağımız bir süreci bizleri bekliyor olduğu kanaatindeyim. Şimdilik veri setlerinde bir bozulma olmazsa ki şu ana kadar hem Fed tarafındaki hem de bizim Merkez Bankası'ndaki takvimde bir bozulma olmadı. Burası da bence avantajlı kısım. Endeks tarafına dönersek hani işler aslında endeks için pozitif giderken biz hacim tarafında neden sıkıntı çekiyoruz? Çünkü yabancı kısımda tahvile olan teveccüh henüz hisse senetlerine olmamıştı. Fakat son iki haftadır şunu görüyoruz. Tahvil tarafında o faiz indirimiyle birlikte ufak ufak gelen satışlar, daha doğrusu faiz indirim ihtimaliyle gelen o ufak ufak satışların hisse senedi tarafında pozisyonlanmaya dönüştüğü bir süreçten geçtik. Özellikle gıda, içecek gibi, holdingler gibi bir sektörlerde ufak ufak yabancı alışlarının geldiğini ama bu alışların özellikle Kasım ayındaki gibi böyle hacmi yukarıya götüren ya da kademeleri kaldıran alışlardan ziyade hisse senetlerini toplayan şu an için pozisyonları yeniden yapılandıran hamleler olduğunu unutmamak lazım. Ben yine yukarı yönlü eğilimin korunduğunu, 400 dolara doğru yolculuğun devam edeceğini düşünüyorum. Endeks tarafında bence bozulma yok gibi. Biraz önce bahsettiğim patika bizim için olumlu. Zaten yakında Moody's'in de bir not artış hikayesi olacak. Büyük ihtimalle iki kademe bekliyoruz. Onunla birlikte gelebilecek bir hareketlenmeyle birlikte yabancı oranının da artacağını göreceğiz. Burada bir miktar aslında o yükseliş öncesinde dinlenen bir endeksten söz edebilirim. 10.900'ün üzerine atarken zorlanıyor hacimsel olarak. Ama aşağıda 10.700 korunduğu süre boyunca yukarı yönlü eğilimi korumaya devam edecektir. Bunun altında da çok büyük bir bozulma yok aslında. Biraz önce söylediğim gibi 10.250, 10.300 hattı da önemli. Buralar dinlenme hatları ve yeniden düşüşlerin alım fırsatı olduğu noktalar. 10.900'ün üzerindeki kapanışlar yavaş yavaş bizi yeni zirve hareketine götürecektir. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Burada tabii önemli sıkıntılardan biri de şu. Likit ve o hacim sıkıntısından kaynaklı evet mesela Ereğli gibi kağıtlarda 55'lere doğru hareketler görüyoruz ama buna işte Türk Hava Yolları'nın henüz katılmadığını, bankacılık tarafında hala düzeltmenin devam ettiğini, holdinglerde alımların biraz sınırlı kaldığını da görüyoruz. Yani biraz daha genele yayılan yükseliş için bir katalizör etki daha lazım. O da Moody's'in not artış patikası olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi Sertaç, geçtiğimiz hafta JP Morgan'ın Türk bankaları içine de fiyat tahminlerini şekillendirdiği bir raporu okuduk. Burada özellikle yüksek seyreden faiz oranlarının nedeniyle kredi faiz oranlarının daralmasının kısa vadede zorluk yaratabileceği beklentisi var ama uzun vadede Türk bankalarının fırsatlar sunabileceği vurgulanmış. Örneğin Akbank'a bakıyorum, nötr tavsiyesini şekillendirmiş, hedef fiyatını 77 liraya çekmiş, Garanti Bankası için ağırlığını artır tavsiyesinde bulunuyor banka ve Garanti'de 164 liralık bir hedef fiyat sunduğunu görüyoruz ki bu hisselerde geçtiğimiz hafta da yönün yukarı şekillendiğini takip etmiştik. Ne dersin buradaki rapor için? Ben raporun çok büyük bir kısmına katılıyorum. Genelde yabancı raporlarının bazılarına şart düşsekse özellikle Garanti kısmındaki upside oranı bence
yakalanabilir hedeflerden, hatta dönem içerisinde güncellenebilir hedeflerden olacak. Orada hem dolaşımdaki payının düşük olması, hem bu tarz dönemlerde garantinin özellikle stratejisinden kaynaklı ön plana çıkması, bence de şu aşamada, ben bugüne kadar hep Yapı Kredi, Akbank'tan bir tanesi mutlaka olsun diye gelirken, özel bankalar tarafındaki ilk tercihimi garanti yönüne kırmama sebep oluyor. Son dönemde ben de o tarafı kovalıyorum. Orada henüz Yapı Kredi kısmında bir hareketlilik yok. Geçen haftanın bence en önemli konularından biri, özellikle 10.700'e doğru geri çekilmede Koç kağıtlarına gelen blok satış hareketleri oldu. Yani burada Tofaş'ta da, Tüpraş'ta da, Yapı Kredi'de de derin satış, hatta Koç Holding kağıtlarında da derin satışlar gördük. Onların bu hafta toparlanması işte 10.900'ün üzerine atmamız da önemli olacak. O yüzden Akbank ve Yapı Kredi'nin garantiye destek verebilmesi bizim yukarı yönlü yeni zirve denememizi oldukça kritik. Bankacılık tarafında yukarıda iskonto yok. Evet, biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha doğrusu iskonto var ama hani eskisi kadar gönül rahatlığıyla pozisyon açılacak noktada değiliz, ama yabancı yine bildiği yerlerden geleceği için ve orta uzun vadede bu konjonktürde yine bankaların yaşam enerjisi yüksek olduğu için kendilerine adapte olup bu dinamikleri koruyacakları ve bilançolarını da bunu yansıtacaklarını düşündüğümüz için, özellikle Garanti gibi, Yapı Kredi gibi döneme hızlı adapte olabilen bankalarda yine pozisyonlar açılacaktır. Şimdilik Garanti bir tık ön plana çıkıyor ama dönem içerisinde yine bankaları trade etmeye devam edeceğiz. Yabancı alışların gelmesiyle birlikte bankacılık endeksinde de yukarı yönlü hareketin endekse destek verdiğini yine görüyor olacağız diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda alışık olduğumuz tablonun tam tersi. Bu sefer sigortada aşağı yönlü bir seyri konuştuk. İşte en çok düşenlere bakıyoruz. Anadolu Sigorta ilk sıralarda olan hisselerden biriydi. Ki kademeli faizler sigortalara yarar diye konuştuğumuzda, acaba faiz indirim beklentisi bu sefer öne çekilir mi? Düşük gelen enflasyonla diye bakarken de sigortalarda, işte gıda içecekte yön aşağıya çevrildi. Hem orayı sorayım, hem de çimento hisselerinde durumu nasıl okumak lazım? Yani gayrimenkul tarafında işte birkaç tane hissenin yönünü yukarı çevirmeye çalıştığı bir tablo. Acaba faiz indirimi gelir de konut sektörü burada hareketlenir mi diye piyasa işte merak ediyor ve fiyatlamalara bunu katmaya çalışıyor sanki. Ne dersin buradaki tablo için? Çok güzel özetledim. Ben şöyle de açayım. Temel dinamikleri iyi olan kağıtların hepsinde bence kademe kademe alışlar gelecek. Yani sırasıyla hepsinde yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Sigorta, gıda tarafına, perakende gıda tarafına değinmem gerekirse, aslında onlar biraz da hedeflere ulaşmanın düzeltmesini yaşıyorlar. Yani orada bir pozisyon ayarlamadan söz edebiliriz. Ben en azından bir çeyrek daha sigortacılık tarafında pozitifim. Yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta ciddi de bir potansiyel olduğu kanaatindeyim hala sigorta tarafında. Buraya yavaş yavaş finansal hizmetler kaleminde aracı kurumları ekleyebiliriz. Sigortalar bence bir çeyrek daha en azından yukarı yönlü hareketler yapacak. Yavaş yavaş bayrağı da aracı kurumlara bırakacak diyebilirim bu konjonktürde. Diğer tarafta gıda tarafında zaten şu an güvenli limanlar hala gıda, perakende gıda ve içecek tarafı gibi gözüküyor. Yavaş yavaş o taraftaki hareketin güçlendiğini yeniden görürüz. Bu düzeltmelerin alım fırsatı olduğunu düşündüğüm sektörlerden üçü. İçeceğin zaten çok güçlü bir seyri var ki orada bir sermaye artış hikayesi var Coca-Cola'da, onun da bir dinamik etkisi oldu. Ama bunlar özellikle son dönemde ciddi anlamda rally yapan kağıtlar olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ince düzeltmeler gayet normal, hafif böyle bir enerji boşaltması ya da en azından bir pozisyon ayarlama bu tarz sektörlerde olacaktır. Bunların alım fırsatı olarak değerlendirilmesi lazım. Çimentoya geçersek, ben özellikle Çimsa, Göltaş ve o tarafta Oyak Çimento'yu beğeniyorum. Oradaki hareketlerin devamının gelebileceğini düşünüyorum. Orada sadece orta uzun vade taşıyıcılar için özellikle Çimsa'nın bir tık ön plana çıktığını, kısa orta vadede de Oyak Çimento'nun ön plana çıktığının altını çizeyim. Bilançoların iyi takip edilmesi gereken bir sektör. Yavaş yavaş orada da, çünkü çok sert bir yukarı yönlü hareketlilikten sonra yatırımcısını üzen bir düzeltme hareketi yapmıştı Çimento. Yavaş yavaş orada da artık işin sonuna geldiğimizi, o düzeltmelerin artık yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerle taçlanacağını düşündüğüm bir döneme giriyoruz. O yüzden Çimsa'yla Oyak Çimento'yu ön plana çıkartabilirim. Son dönemdeki düzeltmesinden kaynaklı da biraz daha riskli olmasına rağmen Göltaş'ı da stoplu takip edilebilir yatırımcılar, hani çarpan etkisi açısından. Diğer taraftan gayrimenkullere girdiğimiz zaman zaten orada aslında emlak konutta çok ciddi bir potansiyel beklenti vardı ama hem bilançonun beklentilerden kötü gelmesi ve bilançonun hemen öncesinde bir satış baskısı altında kalması, hem de kasasındaki parayla ilgili yapılan hamlenin piyasayı çok tatmin etmemesinden kaynaklı 9 liranın altına doğru geri çekilmeler görmüştük. Onun toparlanması bence oldukça kritik. Çünkü orada hala bence ciddi potansiyel taşıyan yapılardan bir tanesi emlak konut, ki bu ülkenin temel dinamiklerinden biri. Biliyorsun depremden kaynaklı olarak yeniden yapılanma süreci. Bunun içerisinde yine emlak konutta ben potansiyel görüyorum. Oranın yanına da Torunlar gayrimenkulü eklemekte. Hala bir beis görmüyorum. Bu iki tarafı da, ya da en azından bu iki kağıttan birini
pozisyon olarak bence yatırımcılar taşıyabilir. Buradaki hikayenin henüz ortasındayız sanki, biraz daha devam edecek gibi gözüküyor bu sektör için. Şimdi özellikle küçük yatırımcı için biraz da konuşmaya çalışalım. Halka arzlar burada son dönemde beklenen performansı sağlayamadı. Hatta geçtiğimiz yıl senede konuşurken halka arzlara katılım sayılarında 2 milyonu aşan kişileri görüyorduk. 2,5 milyonlar görüyorduk. Borsada 5 milyon kişi yatırımcıysa bunun yarısı sadece bir tane halka arza katılıyordu. Şimdi katılımcı sayısı da 540 binlere kadar bir gerileme kaydetti. Acaba halka arzların buradaki performansını nasıl okumak lazım? Soruyorum çünkü özellikle öğrenciler aylıklarını, aylık karşılık çıkartmak için buraya bir miktar yatırım yapıyorlardı. Sabit gelirli işte maaşlı çalışanlar bir miktar buradan belki kazanç sağlarız diye buraya yönelmişlerdi ama ne dersin oradaki küçük bakiyeli yatırımcı grubu için? Ya aslında şöyle bir durum var. İşte moda geçici, stil kalıcı diye bir sözü var Yves Saint Laurent'ın. Aynen buna dönüştü konu. Bu gerçekten ciddi şimdi bir felsefe modaydı. Gelir mi diye bekliyordum ve felsefe ve borsa fiyatlaması. Hemen moda sıkıştırdım bu sefer. Ya burada ciddi bir modaydı halka arzlar ama yavaş yavaş o sürecin sonuna geliyoruz. Bunun nedeni şundan kaynaklı. Artık iskontosu biraz daha düşündürücü kağıtlar gelmeye başladı. Çünkü eskiden gerçekten potansiyeli yüksek iskontolarla halka arz oluyordu kağıtlar. Şimdi biraz daha primli geliyorlar. Ondan kaynaklı da o eski gücü olmuyor. Bir de biraz önce söylediğim o likit sıkıntısı aslında halka arzlara da yansımış durumda. Eskisi kadar o tarafa da talep olmayınca açılıştan sonra ciddi anlamda bir baskı görüyor. Bir de son dönemde şunu gördük. Halka arza gelen şirket kendini çok güzel anlatıyor ama ondan sonraki konjonktürde onu destekleyemeyen hareketlerde gördüğümüz için yabancı yatırımcının zaten çekilemediği bir sektörde yerlinin de orta uzun vade pozisyonu almaması o tabanın da kaybına yol açmaya başladı. O yüzden çok seçici oluyor yatırımcılar. Ben buradaki havanın devam edeceğini düşünüyorum. Sonuçta buradaki arz devam ettiği sürece bir talep oluşacaktır. Ama eski modasında olmayacak. Yavaş yavaş burası da normale dengelenecek. Bir de her halka arz değil. Gerçekten arasındaki bu izahnamelerin açılırken bu şirketin ne iş yaptığının, ne fiyatla geldiğinin önemli olduğu bir süreç. Serkan çok daha özür dilerim. Lazım. Borsayı açalım hemen devam edeceğiz. Tabii ki. Efendim Borsa İstanbul yeni güne, yeni haftaya 10.901 puandan açılarak başlıyor. %0,46'lık artıyla ve haftanın son işlem gününü 10.852'den kapatmıştık. Yaklaşık 50 puan yukarıdan açılıyor. Ana endeks diyelim 10.900'lerden gelen açılışla. Şimdi yenileyeceğiz ekranları ama bankaları da göreceğiz. Yenilendi ekranımız, 10.901'den açılış geldi. Bankalarda nasıl bir açılış var bakalım. Yine geçtiğimiz hafta enflasyonun düşük geldiği günde bankalar çok hızlı yükselmişlerdi. Ama geçtiğimiz hafta sigortaların yönü aşağıdaydı. İşte gayrimenkul sektöründe, çimentolarda bir miktar hareketlilikleri görmeye çalıştık. Bugün bankaları nasıl başlıyoruz? Hemen bakalım. Yeni haftadaki performansını da paylaşalım. Bankacılık endeksinin Borsa İstanbul'da bu arada 11 bin puan seviyelerini de görmüştük önceki aylarda da. Onları da hatırlatalım. Bankalarda da 0,41'lik artı 15.617 puandan gerçekleşen açılış. Şimdi yeniden hemen info yatırıma Sertaç Ekeke'ye döneceğiz. En son halka arzları küçük yatırımcının son dönemde beklediği performansı bulamadığını konuşmuştuk. Hem oradaki sözlerine devam edeyim hem de bir yandan otomotiv sektörüne hemen ekleyeyim. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yine en çok değer kaybedenler de otomotiv tarafındaki hisseleri de gördük. Sen de bahsettin ama Tofaş da yine bunlardan biriydi. Ama bir yandan son Haziran verisinde 100 binin üzerinde araç satıldığını gördük. Bir miktar daralma olsa da. Dolayısıyla acaba orada da ne beklersin? Orada sondan başlayalım. Özellikle Doğuş Otomotiv'in rakamları beni şaşırttı. Bir sene öncesine göre aslında orada bir genişleme bile var. Enteresan şekilde ölmeyen sektörler arasında otomotiv de var. Bizim otomotiv tercihimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da artık yenilenen bir Avrupa dinamiğinde faiz indirim patikası ile birlikte orada da artık risk iştahının bir miktar artması, özellikle ticari araçlar tarafında talebin de artacağını göstermesi, otomotiv tarafında düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendireceği bir süreci bize işaret ediyor. O yüzden mesela bundan sonraki konjonktürde hala Ford Otonun ben güçlü kalacağı kanaatindeyim. O taraftaki hareketlerin hala orta uzun vadede potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Tofaş'ın evet son dakikadaki satışı çok manidardı. 350'ye kadar 250 hattından güzel bir yukarı yönlü hareketlilik yapmıştı. Orada tabii ki bir rekabet kurulundan beklenen Stellantis onayı var ki çok büyük bir hamle orada da perakende kısmında. Kısa vadede buradaki haber akışının takip edilmesiyle birlikte Tofaş'ın belli noktalarda yine alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Buradaki önemli triklerden bir tanesi Türk Traktör. Henüz üzerindeki baskıyı atmadı ama özellikle
özellikle son çeyrek itibariyle orada da bence bir konjonktür var toparlanma ibaresiyle. Özetlemem gerekirse otomotiv tarafını ben kısaca buralarda kısa vade için TOFAŞ'ın haber akışına dikkat ederek hala alınması gerekebilecek kağıtlardan bir tanesinin olduğunu ama orta uzun vadede özellikle Ford Otonun çok ön plana çıktığını düşünüyorum otomotiv tarafında. Ciddi bir potansiyel taşıyor ki ihracat kaleminin güçlenebileceği ve risk iştahının artabileceği bir süreçte Ford Otonun bence buradaki farklılığını da yavaş yavaş fiyatlarına yansıtır. Çok da güçlü duruyor. Kendi içerisinde düzeltmesini de yaptı. Bundan sonraki konjonktürde yine konuşacağımız kağıtlardan bir tanesi olacak kanaatindeyim. Şimdi hemen şunu sorayım. 10.900'den açtık dedik. Yine 11.000'lerin üzerindeki performansı bekler misin? Çünkü önceki haftalarda buradaki rakamları görmüştük. Hacim biraz gerekli. 10.900'ü deniyoruz ama 10.950'de bir spike atıp geri geliyoruz hep. Buranın üzerinde bir kalmamız çok kritik olacak. Eğer bunu tutabilirsek bence yukarı yönlü zaten 11.200 hattının denemesi gelecek artık. Yani yeni zirveyi bir deneyeceğiz, orada bir normalleşeceğiz. Ben olumluyum. Olumlu tarafta bir sıkıntı yok. Sadece 10.900'ün üzerine doğru geçerken çok yalnız kalıyor kağıtlar. İşte Ereğli mesela çok ciddi bir hacim gösteriyor. Yan tarafta o hacime Türk Hava Yolları desteklemeyip ya da bankalar gelmediği zaman hareket hep buralarda sınırlı kalıyor. Eğer biraz buralarda hacimli kalabilirsek bence de bu hafta 11.200 yine beklenebilir. Ama buradaki kritik anahtar 10.900'ün üzerindeki kapanış olacak. Geçen haftanın kapanışı bence çok önemliydi. Çünkü Koç grubunun bu kadar genel olarak satış yediği bir dönemde endeksin tekrar yukarıya doğru dönüp 10.700'lerde değil 10.850'de neredeyse gün zirvesine yakın bir yerde kapatması aslında niyetinin ne yönde olduğunu gösteriyor. Ama buna biraz daha hacme ve biraz daha likite ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Özellikle 10.900'ün üzerinden açtık ama bakalım bugünü 10.900'ün üzerinden kapayabilecek miyiz? Burası kritik diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için.